Nükhet, bugün artık böyle bol bol alkışlarsın beni. Yani. Vallahi sesimden de anlaşılıyor biraz. Dün tam böyle kudurma modundaydık. 5 yılın üzerine dün Çaykur Rize Süper Lig'e çıkmayı garantiledi ve biz de bayağı bir kudurduk. Yani böyle özlemişiz, şampiyonluk kutlamayı özlemişiz. Hem de öyle çakma bir şampiyonluk falan değil. Yani dünyanın öyle değişik değişik ülkelerinden futbolcular transfer ederek bilmem 20-30 milyon eurolar vererek işte kutlanan bir şampiyonluk değildi bizimkisi. Bizim böyle halis muhlis memleket şampiyonluğu, öyle adını düdünü bilmediğimiz, işte nereye ait olduğunu bilmediğimiz bir takım değil. Kendi doğduğumuz toprakların takımının şampiyonluğunu dün kutladık ve 5 yıl üzerine Çaykur Rizespor tekrar Süper Lig'e dün yükseldi Kayseri Erciyes'le birlikte ve şu anda da Rize neydi? PTT Ligi'ydi değil mi o birincilik? PTT birincilikte PTT birincilikün şu anda da lideri, son 2 maç kaldı. Ama son 2 maç kalmasına rağmen Manisa Konya deplasmanında 1-0'dan 2-1 yenik duruma düşünce Rize'de baktı ki bu Manisa ciddi attı, yapıştırdı 3 tane ve Erciyes'in yenip yenmemesi çok önemli de değildi. Ama Erciyes de yenildi. Rize şu anda lider ve Süper Lig'e maçların bitimine 2 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Onun için böyle bir yani yeşil mavili Rize Celi'yi eze eze Türkçesi bundan sonra bayağı bir dinlersiniz benden. Nükhet, Giresun'da tebrik ediyoruz. Giresun'da tebrik ediyoruz. Dün... Giresun'da berabere kaldı ve İkincilikten bir tane daha düşüydü. Orada kaldı. Ama Ünye düştü galiba. Ünye düştü. Ordu'da Mortingen Hava Yolları değil mi? Ya ben Ordu'nun işinden de hiçbir şey anlamadım. Çok samimi olarak söyleyeyim. Ligun ilk yarısı fırtına gibi geleni geçeni deviren bir Ordu. İkinci yarıya ne bileyim maraz mı oldu ya, nuska mı yaptılar ha, ne yaptılar bilmiyorum hani. Yani Ordu, yani ligun ikinci yarısına hepten oturdu, kemence çaldı. Hakikaten kemence çaldı. 6 maçtır gol atama. Abi kesin bir hocaya görünmek lazım. Kesin bir hocaya görünmek lazım. Ha geç kalindi mi bilmiyorum ama ben yeni duydum onu. Temel yolda yürüyor, görmüş bir tane Yahudi. Yapıştırmış abi tokat. Yahudi demiş ya niye vuruyorsun bana? Demiş ki siz demiş Hazreti İsa'yı çarmıha germişsiniz. Yahudi dedi de iyi de dedi yani o 2000 sene önce olmuş. Temel dedi ki olsun ben daha yeni duydum onu. Nükhet. Allah razı olsun ya. Ne yapıyorsunuz orada? Ha, kim var orada? Yanında senin biri var galiba. Ha. Ben de diyorum niye çalışamıyor ekip. Evet, tüm Rize'ye hayırlı uğurlu olsun diyor. Şey, tüm Karadeniz'e hayırlı uğurlu olsun diyor. Rize'nin şampiyonluğu. Bak televizyonun böyle rahatlığı var. Şimdi mesela ben bugün ajans olarak pankart yaptırıyorum. Tanesine 100 lira vereceğim pankartın. Çaykur Rizespor'a Süper Lig'de başarılar dileriz diye. Ama
Fuat Bey için önemli değil. Yukarıya hemen bilgisayara yaz yerlerini hop ekrana düşüyor. İşin kötü tarafı bedava yapmasına rağmen benden daha çok duyuluyor. Ben dünyanın parasını veriyorsun, pankartları, yok viniliydi, baskısıydı. Onu ondan sonra bir yerlere asma çalışıyorum. Ama televizyonu hemen altına, ha buraya mı? Ha buraya fırt, hemen yazdım yine, iş bitti. O da güzel. O da güzel, yapacak bir şey yok. Eyüp'te, Feshane'de Rize günleri var idi. Daha doğrusu Rize günleri yoktu. Ben onu söyleyeyim. Daha öncesinde de pek programdan önce bir şey demiyordum. Çünkü bizim televizyonda oradaydı. Eyüp'te, Feshane'de Eyüp Rizeliler günü var idi. Çünkü Rizeliler günü bence çok daha geniş olması gerekiyor. Bunu ben daha önceden de söylüyordum. En azından o salonda program yapan bazı federasyonlar var. Bu işi 10 numara yapıyorlar. Kültürü 10 numara sergiliyorlar. Örneğin önümüzdeki hafta sonu Giresun günleri olacak orada. Ben herkesin oraya gidip o Giresun günlerini gidip görmesini istiyorum. Yani özellikle bu işle uğraşan İstanbul'da sivil toplum kuruluşlarıyla hasbihal olan dostların oraya gidip Giresun günlerini görmesini istiyorum. Kültür nasıl sergilenir orada bir görmek lazım onu. Yoksa yani tereyağcıları, mincicileri, dönercileri, çöftecileri toplamakla kültür falan tanıtılmıyor. Orada yani otantik naylalar, serenderler, efendime söyleyeyim, bütün yöresel, bütün argümanlar orada sergilenmesi lazım. Bunu en güzel de, hani önünde örnek de var. Abdurrahman Bey. Önünde örnek de var. Buyurun efendim. Benim sesim gidiyor mu acaba? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum gidiyor mu gitmiyor mu diye. Nüket gidiyor mu? Gidiyormuş. Buyurun. Drogba'yı ya. Alırsınız herhalde. Drogba, yani Drogba'nın teyzesinin oğlu var. Kalokba. Kalokba. Yani Drogba'nın ana tarafından akrabası. Oraya da benziyor onu... Drogba zaten. Aynen öyle. Bir böyle Drogba... bir Çamlı hemşin. Bir pazar Çamlı hemşin havası var onda. Yani o yaylalarda kalmış. Yoksa o kadar esmerli yaylalarda kalmış. Rize şimdi bundan sonra yani öyle bir takım kurması lazım ki yani bütün ligi piçağa yatırması lazım. Yani bundan sonra işi neceliyse kurban olayım. Sizin taraftarlar çok agresif yani. Dünkü maçta bile olay çıkardılar. Dünkü maçta bizimkiler çıkarmadılar. Orada Ankara Gücü taraftarı girmeye çalıştı. Yani, orası karıştı. Onlara saldırıyorlar. Ya tamam da yani şimdi gelme da kurban olayım var darlığımızda. Geniş bir zamana gel. Geniş bir önümüzdeki hafta gel mesela. Deme. Çünkü çıkmışık çünkü. Önümüzdeki hafta ne bileyim Buca'ya gel. Şimdi dün bir arkadaş güzel söylüyor. Biz İstanbul'da 4 yıl önce bir taraftar grubu kurduk. Boğaz'ın Atmacaları diye. Neler Atmaca? Bizim oraya Atmaca var ya onunla seyahatta. Yani o Kafkas üzerinden geliyor ya Atmacalar. Ya bir Atmaca sembolda. Şimdi yani Giresun'a niye fındıklı diyebilir misin? Niye çotanaklı diyebilir misin? Aynen öyle. Bizde de çay yaprağı olmaz orada. Olmaz. Aynen. Ya düşünsene koca bir takım, ateşli bir taraftar. Sembolü bir çay yaprağı, 2,5. Televizyonunuz var ama. Yani, ya ondan yana sıkıntı. Çay televizyonu var ama şeyi yok da. Takımını kuramadık da. Öyle mi? Şimdi, dün stadyuma baktım. Biz artık Süper Lig'e çıkıyor ya. Evet. Bir sürü taraftar grubu. Hatta bizim arkadaş dedi ki, o dedi bütün hepsi kuruldu. Mesela geçen Sinan getirmişti bana. Derebeyler. İşte derebeyler falan. Asurlular. Aynen. Bundan sonra bak görürsün önümüzdeki hafta işte Asurlular, Yeniçeriler. Ondan sonra Karadeniz'in dalgaları. Yok o bir şeyde işte Şehzade bölüğü falan böyle değişik değişik taraftar gruplar kurulacak şimdiden sonra. Ama bilenler biliyle biz kötü zamanda Rizespor'u destekledik. Hayır biz Atmaca bildiğini buldurucun görmeyelim. Yani hemen hop düşürük orada. Ya sesler gitti o bir şey değil de. Yani. Peki sen bu işten para kazanan bir adamsın. Abi? Ya aynen öyle. Yani sesten para kazanan bir adam ben. Playback dün yap. Dün tükeni dağıttım bildiğin gibi değil. Playback ya. Nerede?
şimdi senin bugünkü konuşmandan dolayı fazla verimli olamadığından dolayı biz paranı keseceğiz abi. Yapacak bir şey yok yani. Hani yapacak yani ya bende de yapacak bir şey yok. Ama yani senin bu mesleğin. Ya yani, düşün bak. Sen bu işten para kazanıyorsun yani. Yemin ediyorum hani diyorlar ya takımın lige çıkması ne kadar. Şevket Çalık bile Rize Spor şarkısı yapmış. Sen görürsün şimdi önümüzde çık hafta. Heremler, Erol Şahinler. Ama bütün. Önce kim yaptı? Önce kim yaptı? Önce Şevki Çalık. Şevki Çalık. Yok evet. Ondan önce bir tane çocuk vardı. Ben onu daha tanımayırım da. Çocuk neydi? Ercan Kazdal mıydı? Bir tane uşak vardı. O yapmıştı Rize. Sen Ercan. Sen ne? Ercan Kazdal'a. Sen Ercan'a çocuk mu diyorsun? Yani çocuk mu dedim. Yani bir delikanlı anlamında. Bir çocuk derken ben ne küçük anlamında değil de. Benim şey gibi adam. Adam bıyıklı, ama mesela ben o çocuğu. Hani o çocukta bir evliyalık var yani. Gördü Rize'nin çıkacağını. Yapıştırdı şarkıyı. Şevki aynen. Gördü, Şevki de gördü. Dün statta çalıyordu Şevki'nin şarkısı. Şevki Çalık'ın şarkısı. O şey miydi? Vay nasıldı? Atmancayı. Yok mu? Var mı bizde? YouTube'da var mı? Bir bakın bakayım. Ben daha dinlemedim onu ya. Ay güzel olmuş, güzel. Aporas falan seslendirmiş. Güzel olmuş yani. Böyle karşılıklı vokal düetler var. Ben de düet yapacaktım ama yetişemedim ben. Normal. Nasıl sen de düet? Ben şey, ya ben bir arada bir şey de diyeyim. Ben niye hiçbir sanatçıya düet etmiyorum? Ben de edebilirim şimdi düet. Şimdi Fadime hala bizde programa başlıyor biliyorsun. Ben ona düet mi etsin Fadime hala? Beraber bir düet yapın yani. Nerede? Burada mı yoksa? Şeyde stüdyoda beraber. Yani güzel bir program olacak. Ben Fadime hala düet ederiz o. Ne edemez misin yani? Ben edebilir miyim ha bilmiyorum ki. Başka bir söyleyecek burada. Oo. Evet. Aferin ona. Evet. Peki Fatih. Var mı sen şimdi transfer komitesinde var mı bir şeyler yani ne? Gerçi daha dün şampiyon oldunuz ama. Rize'nin mi? He. Ben diyorum ki futbolcu nerede oynadığını, nereli yani hangi sorumluluğu taşıdığını anlaması için her transfer edilen futbolcuya iki dönüm çaylık verilmesi lazım. Yani. Yarılığa da verilebilir. Yani illa tamamen değil. Çaylık. Çaylık verilecek ona. Yani futbolcu... Sen şimdi Drogba ile bu yüzden mi anlaşmayı düşünüyorsun? Aynen. Mesela Drogba çaylı olacak. Çay toplayacak. Alım yerine gidecek, satacak onu. Yani halkla kaynaşacak, zorluğu bilecek. Yani antika bir şey. Yani böyle bir değişik bir şey olması lazım bence. Şimdi tabii... Ben Drogba'yla konuşurum bunu ya. Drogba'la konuşurum. Ama bu. Bunun yanında fındık da isterse Giresun'a kayabilir Drogba. Yani kalkıp Drogba sana şunu derse ki ben iki dönümde fındık bahçesi istiyorum ne yapacaksın? He. He? Fatih Küçüksarı değil ki dün bir şey diyeyim mi? Ama bak ha burada bir yere yazıyorum onu. Ha. Herkes de bilsin bunu. Abicim bizim masaya yazı yazmayın lütfen. Dün Rize'nin çıkmasına dün en çok Fenerbahçe sevinmişti. Yazı yazılmaz biliyorsun. Okullarda yasaktır. Tahtaya şeye oturduğun sıraya sen yazı yazıyor muydun okulda? Ben destanı ben geçen gittim halen daha bak düşün Vernio'ya yollamışlar onu gene de kapanmamış. Ne çakılmış aynen. Yani çakılan yaptım. Ne yazdın? En çok Fenerbahçeliler sevindi dün Rize'nin çıkmasına. Neden? Aynen. 6 puan cepte diye. Doğru. Rize'nin öyle bir huyu var. Siz Fener'i seviyor. Fener'i gördüm ha böyle yatağı. Ha böyle yatağı. Ben Trabzon'la oynayacağınız maçı merak ediyorum. Aynen öyle. En son maç 1461 ile. Şimdi ben bir şey söyleyeyim bu arada. Buyurun. Giresun Spor dün Ünye ile bir beraber şey Ünye yenildi. Giresun berabere kaldı. Giresun kırmızı grupta ligde kaldı biliyorsun. Tehlikeli de bir grup var. Kırmızı bir grup. Ha. Yeşil Giresun Belediyespor basketbol takımı birinci lig için playoff maçları oynayacak. Bu cumartesi. Darüşşafaka ile oynuyor Giresun'da. 8 takım kendi aralarında playoff maçları yapıyorlar. Yeşil Giresun'un Alex'i yani o Alex Fener'den bize geldi biliyorsun yani. O size mi geldi? Biz onu Üçten'in fındık bahçesine aldık. İşte ben diyorum ona inanmayılar işte. Evet, Üçten'in fındık bahçesine. Şimdi Alex, Amerikalı Alex. Hı. Öteki Brezilyalıydı biliyorsun yani. Fenerbahçe'deki. Siz Amerikalıyı mı aldınız? Biz Amerikalıyı aldık. Çakmasını yani. Çakmasını aldık. Adam sayı kralı. Şu
şu anda ikinci ligin sayı kralı. Eğer playofflardan çıkarsak birinci lige çıkacağız. Oy maşa, basket. Basketbolda birinci lige çıkacağız. Futbolda da kırmızı grupta yani kaldınız. İstanbullular açısından şöyle güzel bir tarafı var. Birinci lige çıkarsan basketbol takımlarının birçoğu İstanbul'da. Bir defa üç yani basketbolun büyükleri Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray burada biliyorsun. Birçok büyük takım var bu bölgede. Birçok maça da gidilebilecek. Tabii yani İstanbul'daki Karadenizler. Ama bizimkiler anlamazlar basketten ya. Ha? Sıkıntı şu yani atıyorsun top girmiyor. Potadan dönüyor yani. Sıkıntı orada. Evet. Geçen öyle değil. Eyüp diye bir arkadaşım var Rize'de. Değil ki geçen diye arkadaştan karar verdik diye basket oynayacak diye 45 dakika basket oynadık içili. 0-0 berabere kaldık. Şeyde. Fatih Küçüksarı demiş ki hayırlı yayınlar. Rize Spor forması da yakıştı sağa. Rize Spor'u tebrik ediyorum. Fener'in belalisi geliği yap abi. Bekle bizi Süper Lig şampiyon geliği yer açsın Rize'ye. Eyvallah. İnşallah. İyi yayınlar. Rize Spor'un çıkması bizi mutlu etti ama öyle bir takım kurması lazım ki İstanbul takımları bacakları titreyecek. Bolu'dan sevgiler Metin Kesiman. Metin abi kesinlikle öyle. Ama öncesinde alırsanız Drogba'yı o zaman buradan yönetime bir seslen bence Drogba'yı alsınlar yani. Bence niye Drogba'yı alıyor? Başka bir şey alalım. Abi adam garanti oyuncu. Başka bir şey alalım. Drogba'yı Hami evet. Kaka'yı alalım, kaka. Alalım kaka'yı, ne olacak ya? Ya onu bizim Karadeniz'de sıkıntı... Ben anlamayın. Yani kaka'nın bizim takımda olduğunu düşün. Ve taraftarın sıkıntılı bir durumdan nasıl bir şey diyebileceğini az buçuk da tahmin edebilirim yani. Hakikaten yani sıkıntı. Yani şimdi aslında Trabzonspor bu sene topçuları gönderecek birçok topçuyu. Alın yani oradan... Neyi alalım onu? Yani o topçular Trabzon'a çok büyük başarı yaptılar. Gelin biz bunları bir ödüllendirelim. Bence Trabzon o futbolcuları gönderirse mesela gönderdiği otobüsü Rize tutabilir. Destek versin ha. Gönderirken destek versin ha. Oy oy. Turgay günaydın abi. Şu an seni izliyorum. Benim sesim açıkıyormuş arkadaşlar. Benim sesimi mi kısmaya çalışıyorsun? Yok, senin sesin niye kızalım? Ne bileyim, az geliyormuş sesin. Mesaj atıyor izleyici. Ne diyor? Senin kendi fan grubun var da bir de izleyici. Sen mesaj mı atayılar? Oraya doğru gidiyor yani. Bu hafta Giresun günleri var biliyorsun. Feshane'de. Biz de Mavi Karadeniz olarak oradayız. Yine sabahları senin programını oradan yapacağız. Fırgaları Feshane'den anlatacaksın. Yani mesela Perşembe mi başlıyor? Evet, Perşembe sabah. Biz Perşembe mi gireceğiz evet, oraya? Evet, Perşembe sabah oradayız canlı. Cuma günü de oradasın. Cuma günü sabah. Perşembe, Cuma Feshane'deyim. Feshane'den sabah fıkra programı yapacağız. Tamam. Yani herhalde fındık yemekten... Olur orada bir çırcır. Evet, çok fındık yemek. Evet, maalesef. Yani fındık yemek iyidir. Feshane'nin en büyük sıkıntısı... Ay ay. Feshane'nin en büyük sıkıntısı yerdeki karataşlarıdır. Evet. Horon oynarken bir anda hamile olabilirsiniz. Evet. Ben bel fıtığını da orada yakalandım. Evet. Söyle abi. Bu sorun musun? Kimdir bu? Bir de ben anlamayırım. Var mı? Yani, şu anda Büyükşehir'den bizi izleyen birisi var mı lütfen? Bir rica eder misin ya? Büyükşehir Belediyesi'ndeki arkadaşlara... Herhangi bir kurum ya. Bir yetkili, etkili bir merci var mı ya? Büyükşehir'deki arkadaşlara buradan sesleniyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndekiler. Tebrik ediyorum sizi. Yani... İnsanlara tuzak bu kadar güzel kurulur. Ay Allah. Yani kadının birinin ayağı kırılıyordu geçen. Ya yazık günahtır. Onun altında bir şey var galiba. Yani Haliç'te olmasa sebebiyle. Var var. Var bir müteahhit arkadaş var onun altında. Bir müteahhit var altında. Yani olayın altında biri var. Zengin mi? Bir de yani nasıl biliyor musun? Mesela horon oynanıyor orada veya halay çekiliyor. Ya, neyse artık. Kadir Topbaş'a buradan seslenir. Ha buradan kırılıyı oradan biri. Ha bu kırıldı diyorsun. İşte. Hemen geliyor. Hatta ben sana daha başka bir bomba söyleyeyim mi? Orada o taşları gelip kıran birileri de var yani. Ayaklarıyla gelip vuruyorlar, kırıyorlar, arkadan değişiyor. Çok enteresan. Dün sabah var ya, Feshane'nin hemen hemen ne diyeyim sana, onda birini kırmışlardı yani. O kadar çok kırık vardı ki dün. Ya yani niye böyle altına, yok mu 5-10'unuz ya? Evet ya. Yani yoksa var mı mesela... Buradan ben Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyorum. Ya altına bir şey yapılamaz mı İstanbul onun abi? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir yetkili, etkili herhangi birisi var mı?
Ya bizi dinleyen birisi ulaştırsın lütfen ya. Bu enteresan. Bu devlet malı mı yani? Devletin malı durumunda mı burası? Bu nedir ya? Bu kadar yani salak durumuna da konulmaz ki insanlar ya. Hayır, işin kötüsü sen paranı öde. Yani kime para veriyorsan ver. Kime para kazandırıyorsan kazandır. Bu önemli değil kardeşim. Birinin ayağı kırılacak orada ya. Dün bir tane yaşlı kadın düştü oraya. 6 kişi çıkaramadık onu oradan. Bir de abla bunu böyle 7 dakika arındır. E tabi yani şöyle 100-150'nin üzerinde bir ablaydı yani. Tamam o, kırılması normal ama arkadaş niye derdiniz ne ya? Ya bunun altına bir çözüm bulsanız da yıllardır böyle. 7 senedir 10 senedir fesadeyiz. Herhalde 1 milyondan fazla taş kırılmıştır ya. 1 milyon diyorum ya. İnanamıyorum. Aynen öyle. Ya. Çok garip. Yani o firma daha toparlayamadı mı? Biz onu da merak ediyoruz. Yani... Yok, yok kaç tane de kırmamız lazım. Bunu da deyimize ya, kıralım belki onu. Belki de şöyle de bir şey vardır. Teknik olarak bir açıklaması da vardır. Biz bu açıklamayı aynen öyle. Yani işte diyorum ya Haliç'in kenarında olması hasebiyle işte atıyorum fesanenin altına su giriyordur. Orada veyahut işte bir altına, şey vardır. Veyahut altından hava geçmesi gerekiyordur. Aynen öyle. Aynen. Altından hani, hava geçmesi gerekiyordur. Veyahut yani... Alt katında bir yatır vardır. Evet. O grayları. Yani bir şey var oraya. Yani millet horon teptikçe o mübarek rahatsız oluyor. Eyüp Sultan'dan dolayı kırılıyordur. Yani bir, yani orada bir şey var. Yani Allah'tan korksunlar ya. Aynen Allah'tan öyle. Korksun birileri. Yani var mı orada Allah'tan korkacak birisi? Buradan sesleniyorum ya. Vardır yazık. Canım yani. Yazık, abi, yani... yazık. Fesane konusu. Ben gerçekten 10 senedir ben bağırıyorum orada. Yok. 10 senedir Allah'ın bir kulü ya duyma. Dün orada kaç tane taş kırıldı acaba ya? Ya biz bunu bence ne yapalım biliyor musun? Buradan cidden üzerine gidelim bu olayı. Hani bu şey açısından. Dağlarda granit kalmadı o açıdan yani. Yoksa aynen öyle. Ben bir şey söyleyeyim. Yazık şey yapalım. Ya, vallahi şey yapalım. Yazık ya. Yani elimizde bazen görüntüleri var. Yüzlerce görüntüsü var ya. Basıyorsun kırılıyor, yenisi geliyor. Basıyorsun kırılıyor, atıyorlar. Yazık değil mi yani? Şimdi Giresun günlerinde orada hiç ağırlamayacaksak Mavi Karadeniz stüdyosunda 20 tane bakan ağırlayacağım. Aynen öyle söyleyelim orada. Hiç ağırlamayacağız. Hepsine de söyleyelim. Yani ama işte bu arada şöyle hiç diyelim ona. Mesela şöyle bir parola yapabilirim. Sayın Bakanım nasıl geçerken hiç düştünüz mü çukura? Aynen öyle. Bir de şimdi orada bazı programlar var ki bunlarda Giresun'da başlarında tabii ya yüzlerce korkunç taş insan en trafiği var orada. En az Giresun günlerinde 400 tane taş isim kalemle tek tek numaralayabilirim kırılacak orada. Aynen. Ve bunlar değiştiriyorlar sürekli. Evet aynen öyle. Sürekli değiştiriyorlar. Hayır dağlar bitti dağlar. Yani ben olayın şeyine bakıyorum. Doğa bitti. Doğa bitti aynen. Dağları biz yeşilciyik yoksa yani taş kırılmış bahane. Evet. Biz olayın yeşil tarafındayız. Selamun aleyküm, nasılsın abi? Trabzon'umuz maşallah diyelim uç maçtır, yeniyor. Sence diye gidişat nasıl? Ben oftan mert. Kim yeniyormuş? Trabzon uç maçtır, yeni. Evet, bence Avrupa biz, kupalarına gidecek. Aynen, bence biz bu olayı konuşup da nazar boyutuna taşımayalım evet, olayı. Evet. Üç maçtır, iyi gidiyor Trabzon. Ama inşallah... Ben açık bir şey daha söyleyeyim mi? Trabzon'un bu ara maç kazanmasını da istemiyorum ben. Şey demiş ki kim ne dedi? Tosun Paşa. Tosun Paşa ne dedi? Abi benden Fesane'de yayında olacağım demiş. Bence bir şey diyeyim mi ama sana? Ama yazdığını okuyorum bak Türkçe. Abi benden Fesane'de yayında Giresunlarla olacağım. Rica söyler misin? Karşılığını alırsın. Aynen. Tosun Paşa diyor bunu. Tosun Paşa'dan nasıl bir karşılık bekliyorsun? Söyle ben bir şey beklemiyorum. Bir şey de söyleyeyim mi? Bence bu sene fazla taşın kırılmasını istemeyorsan Tosun Paşa gelmesin oraya. Çünkü geçen sene ben Allah var saydım yani en az bir 25-30 tanesini o Tosun Paşa kırdı. Yürürken. Zaten Tosun Paşa ile Büyükşehir Belediyesi'nin bir bağlantısı olabilir mi? Bence onu Büyükşehir getiriyor yani. Karşılığını alırsın derken de Büyükşehir'den bir destek alırsa yani. Bu arada Büyükşehir Fesane yetkililerinin hangi kuruma bağlı bilmiyorum. Beltur'a. Beltur'un burada bir söz hakkı doğmuştur. İstedikleri zaman cevap arayabilirler. Aynen bize de en azından. Altını çizmek istiyorum. Çünkü aynen, oradaki mesele toplumsal bir mesele. İnsanlar artık isyan etmeye başladı bu kırılan taşlara. O taşın tanesi de herhalde 10 lira 20 lira değildir Apo yani. Aynen öyle. En az 100 liranın üzerinde kocaman bir granit taş.
Tabii tabii tabii. Yani öyle herhalde 15 liraysa 20 liraysa ben bizim bahçeyi boydan boya o taşla döşeteyim yani. Ama kırılıyor onlar da. Ama altını boş bıraksa kırılır da. Aynen öyle. Sen diyorsun altını doldu. Adem Terzi seni beğenerek izliyorduk diye buradan tüm Trabzon Trabzon'a ve siz Mavi Karadeniz ekibine selamlar demiş, eyvallah. Nur Tüylüoğlu demiş ki format çok yakışmış bu arada. Teşekkür ediyorum. Selam Abdurrahman abi. Andon Memişoğlu testlerinden izliyoruz. Bekliyoruz Andon'a muhlama yemeğe Ömer Memişoğlu. Muhlama yemeğe geliyoruz ama şu ara tam şeydeyiz. Aydın Pulat demiş ki Trabzon'dan yazarım. Buradan sevgilime selam söyle. Apo abi bir suçlu. Niye sevgilinize ben selam yollarım? Onu da bilmiyorum hani. Bir suçlu değil, yurt çapında aranı Trabzon Emniyeti'ne de yazmışlar. İşte filan filan özelliklerde bir suçlu fotoğraflarını da gönderiyoruz. Adamın 3 tane fotoğrafını yollamışlar. İşte bu önden bel, işte yakın filan yüz, bir de profil resmini yollamışlar. Trabzon Emniyeti İstanbul Emniyeti'ne yazı yazı. Göndermiş olduğunuz fotoğrafların 2 tanesini yakaladık. Öbürünü de yakalamamız an meselesidir. Aranan bir adam, Trabzon'da yakalanan 2 adam, öbürünü de yakalamak diye an meselesidir. Ensesinde duruyoruz. Eyvallah. Benim abi burada kitabım var idi. Ben kitabın ortasına... Abi kitabı niye aldın yanına? Onu ben yazdım da okuyamıyorum. Şimdi... Şaban Çakmak, Sakarya'dan... Şengül Yıldız yazmış... Eskişehir'den izliyorum programınız. İnsanda bağımlılık yapay. Ayrıca Rize Spor'a başarılar diliyorum demiş. Sakarya'da küme düştü biliyorsun. Sakarya. Ha. Sakarya nereye düştü? Küme düştü biliyorsun. Oo. Üçüncü lige düştü. Oo, o ne çok ne acır var ya. Buradan Sakarya Belediye Başkanı'na da yani ne söylemek istersin? Sakarya yani Sakarya Belediye Başkanı'na... Var mı Sakarya Belediye Başkanı? Ne yol, ne söyleyeyim ha? Selam yollayayım ha. Hakikaten bunu sen yazdın ama... Mesaj Bağ mı geli... Kime gir? Kübra Sarı iyi yayınlar demiş bir Trabzon taraftarı olarak. Dur bakayım ne yazmışsın. Rize Spor'u canı gönülden tebrik ediyorum. Başarıların devamını diliyorum. Bu arada Trabzon sporumuzda son 3 haftadır iyi bir çıkış yakaladı. 6. sıraya yükseldi. Trabzon ve Rize Spor için bir klip yayınlarsanız çok mutlu olurum demiş. Eyvallah. Bir Trabzonlu olarak Çaykur Rize'mi kutluyorum. Hoş geldin kardeşim. Trabzon, Rize yeter siz, biz bize. Yeteriz biz bize. Aynen öyle. Teşekkür ediyorum. Gelenleri de okuyuruk Allah'ın izniyle. Ha bunlar neredeler? Şimdi birazdan fıkralara başlayacağım. Ha bu ilk bölümü bir atlatayım. Kartepe Acısu beldesinden Meryem, kız sana yandım, inadına çalarsanız memnun olurum. Ne demek o? Ben ne bileyim ne demek. Kız sana yandım, inadına. Kız sana yandım, inadına. Nedir o? Nesine? Şarkı mıdır? Kız sana yandım, inadına. Ya bir de sanatçı arkadaşlardan rica ediyorum. Şarkı yazarken ne bileyim sözlerini bir götürün, bir eşe dosta bir gösterin, deyin ki bize böyle bir türkü yazacak, ha bu abi bakın, yani o tarzdan bir şey yapın diye söylemek isteyirim bence. Yani inadına sana ha. Yandım. Nedir yani şeyde, yani ondan sonra bir şey de dedemeyi kızıyorsunuz ama şimdi adam şeyi söylüyor işte duman dağı bürüdü ondan sonra işte üstümüze yürüdü. Alacığıdın seni ama boyun küçüğüdü.
biraz... Yok bu... Tutar bu şarkı tutar. Ay şöyle, yani orada bölgesel bir dil var bence. Yani o işin o kısmına ben takılmıyorum. Sözler anlamında evet, yani inadına ben sana geleceğim. Ya yok yöresel, ben bunu atacağım, öylesine camdan fırlayacağım. Ya aynen, şimdi adam değil ki. Neydi evinin aynen. Kapısına, söyle. Ay, yaylada gördüm seni diye. Evet. İşte yaylada, işte yaylaya gideydim, çarşıda gördüm seni. İşte dumanlıdır bizim oralar. Gelemez mi peki? Niye gelmedin bize? Abdurrahman Bey. Ne diyorum size, kusura bakmayın. Estağfurullah. Yani adam yaylaya çıkarken hatunu göremez mi şeyde, çarşıda? Ne var bunda yani? Görür. Gayet normal bir şey yani. Yani işte görmesinde ben sıkıntı demiyorum. Bunu söz yazmış adam yani. Ya iyi de şimdi sen günlük 24 saat yaptığın söz diye bağ yutturma. İyi de şimdi mesela şeyin bir şarkısı vardı, Abdurrahman Karaman. Kimin? Neydi? Geh bili bili, çilli de horoz, çilli mesela. Ha, Abdullah Karaman, aynen. Evet. Geh bili bili, çilli de çilli, horoz. Ne dur? Yani niye yazdın onu? Horozlar olabilir mi? Horozları Koruma Derneği'ne sponsorluk mu aldın? Nedir? Gerçi ne bu? Şey olabilir mi bu? Veya sırf evde bir tane tavuk var, onun gıcıklığına horozlara şarkı yazıyorum. Ya. Al size şarkı. Şey olabilir mi? Adile Naşit'in hani Emel Sayın'la bir filmi var. Emel Sayın'la bir filmi evet. Vardı. Ha, neydi Tarık o? Tarık Akan tavuk çalıyor. O da geh bili bili. Çilli de horoz çilli. Adile Naşit. Hani oradan... Filmi izlerken kopya yapmış olabilir. Evet sanatçı arkadaşlar, görüyorsunuz değil mi? Berbat sözler yazdığınız zaman biz de burada kayış atar. Dikkat ediyorsunuz değil mi muhabbete? Nereden çıktı bu muhabbet? Sizin o yazdığınız kötü şarkılardan. Biraz şarkının altını kurcalamak lazım. Yani o her sözün işte kafiye uydurmak için bir şeyler yapmaya çalışmayın. Yani söz yazmak hakikaten çok farklı bir meziyettir. Derenin kenarında su verdin patlıcana. Derenin kenarında su verdin patlıcana. Niye? Derenin kenarına. Patlıcan kalkar gider suyu alır. Derenin kenarında duruyor zaten. Zaten derelerin kenarının çoğu pataklık olur. Orada patlıcan da yetişmez. Hayatında patlıcan nerede gördün sen? Bir kere onu sorayım sana. Nedir yani? Herhalde reklam. Bir saattir patlıcanın reklamını yapayım. Reklamlardan sonra oy Nurcan'ım Nurcan'ıma da girelim biz reklamlardan sonra. Reklamlardan sonra o Nurcan'ım, o kurbandır saat canım işte. Ne dedin de darıldın? Ne dedim de darıldım. Oy oy Nurcan'ım. Hani bakacağı konu. Bakacağı konu. Onda çok farklı bir şey vardı ama söyleyeyim. Bazı şarkılar vardır. Böyle farklı konseptleri vardır. O da onlardan bir tanesi ama neyse bunların hepsini konuşacağım reklamdan sonra. Merhabalar değerli izleyiciler. Birçoğumuzun yaşadığı çok ciddi bir problem aslında. Farkında değiliz ama o kadar ihmal edilmemesi gereken bir rahatsızlık ki. Evet, bel ağrıları, sırt ağrıları ve bel fıtığı ağrılarından bahsediyorum. Bel ağrıları, sırt ağrıları ve bel fıtığı ağrılarından dolayı merdiven çıkamayan, oturduğu yerden kalkamayan, eğilip doğrulamayan, iş dahi göremeyen birçok insan var etrafımızda ve bu rahatsızlığı günlerdir, haftalardır, hatta aylardır çeken kişiler var. O kadar ciddi bir rahatsızlık ki uyku düzenimiz bile bozuldu artık. Uyku uyuyamaz hale geldik. İşte bu rahatsızlıklarla artık uğraşma derdiniz olmayacak. Artık acılar içerisinde kıvranmayacaksınız. Sadece ve sadece iki günde bel ağrıları, sırt ağrıları ve bel fıtığı ağrılarından sizleri kurtaracağız. Nasıl mı? İşte tam da burada imdadımıza yetişen, Avrupa'da milyonlarca kişinin kullandığı, Türkiye'de henüz daha yeni, henüz daha yepyeni olan Nano Sistem bel kuşağından sizlere bahsetmek istiyorum. Sadece ve sadece iki günde bel ağrısı, sırt ağrısı ve bel fıtığı ağrılarından kurtulacaksınız. Sözümün o kadar arkasındayım ve bu görmüş olduğunuz bel kuşağında müthiş bir kampanya yapacağım sizlere. Şu anda medikal shoplarda 350 lira ile 400 lira arasında satışı olan bu bel kuşağını sadece ve sadece 350 lira değil, 250 de değil, 150 hiç değil. Sıkı durun, tam 79 liraya sizlere göndereceğiz. Yanlış duymadınız, 79 liraya. Biraz acele etmemiz lazım, biraz seri hareket etmemiz lazım. Çünkü sadece 100 kişi faydalanıyor bu güzel kampanyadan.
Telefon numaralarımız geliyor ve 100 kişilik kampanyaya artık başlatıyoruz. 0216 211 01 çift 0. Bakın numaralarımız geldi. 0216 alan koduyla 211 01 çift 0'dan bizlere ulaşan ilk 100 izleyicimiz sırt ağrılarından, bel ağrılarından ve bel fıtığı ağrılarından kolayca kurtulacak. Avrupa'da üretilen bu nanoteknoloji bel kuşağını sizler de alın, kullanın. 2 günde bel ağrısı, sırt ağrısı ve bel fıtığı ağrılarından kurtulun diyorum. Değerli izleyiciler, özel bir sistem, özel bir teknolojidir. Milyonlarca noktacık vardır bakın burada. Sinir uçlarına uyarılar göndererek ağrıyan bölgeyi bulur, tespit eder ve oradaki kan dolaşımının rutin bir şekilde sağlanmasına yardımcı olur. Birçok kişi kullandı. Adana'dan, Ankara'dan, İstanbul'dan, Malatya'dan, Erzurum'dan, İzmir'den, Kayseri'den, birçok yerden, benim canım memleketimin birçok yöresinden, birçok köyünden, kasabasından, birçok şehrinden, semtinden, ilçesinden binlerce kişi kullanıyor şu anda. Oldukça memnunlar. İddia ediyorum, kullanın. 2 gün içerisinde ağrılarınız geçmezse %100 iade garantisinde veriyorum. Kullanımı çok kolay, çok rahat, çok pratik. Ağrıyan bölgeye temas edecek şekilde belimize mutlaka sarmamız gerekiyor. Ama belimize, bakın gömleğin üzerine, atletin üzerine demiyorum. Belimize saracağız. Ben şimdi sizlere örnek olarak kendi belimde bunu göstermek istiyorum ki birçok kişi nasıl kullanacağını bilemiyor. Yanlış uyguluyoruz. Bakın ağrıyacak olan kısmımıza getiriyoruz bel kuşağımızı, sarıyoruz. İki tarafı da noktalıdır. Bakın bir kısmı düz, diğer kısmı noktalıdır. Noktalı kısım göbeğimize gelecek şekilde sarıyoruz. Diğer taraftan kapatıyoruz. Gevşek gelenler için ya da bol gelebilir, gevşek gelebilir. Hiç fark etmez. Hemen kenarlarını gördüğünüz gibi akordeon gibi böyle uzayıp kısalan kemerleri sayesinde her tene, hem bayanlara hem erkeklere rahatça kullanılabilmesi için kullanım pratikliği sundu. Terleme yapmaz, koku yapmaz, sıkmaz, daraltmaz. Çok rahat, çok pratiktir. 2 günde bel ağrısı, sırt ağrısı ve eklem ağrıları gibi bu rahatsızlıklardan sizleri kurtaracağız. Bel fıtığı ağrılarından kurtulacaksınız. Artık günlerce uyku problemi yaşamaktan kurtuldunuz. Acı içerisinde ağrılarla kıvranmaktan, iki büklüm olmaktan sizleri kurtardık. Sadece ve sadece 79 liraya nano sistem bel kuşağına siz de sahip olabilir. 2 günde bel ağrıları, bel fıtığı ve sırt ağrılarınızdan siz de kurtulabilirsiniz. Aman ha ihmal etmeyelim. Sıkıntı stresin sebebidir ağrılar, acılar. Birçok rahatsızlığı da beraberinde getirir sıkıntı, stres. Mide kanserine kadar götürebilir. Bakın bir bel ağrısı deyip ihmal etmiyoruz. Alıyoruz, kullanıyoruz. Daha sağlıklı, daha mutlu günleri, daha huzurlu bir şekilde geçiriyoruz. Sadece ve sadece 79 liraya. 0216 211 01 çift 0. Telefon numaramız. Görüşmek üzere efendim. Hoşça kalın. Benim 3 tane gösterim var. Bir tanesi bir tak bir doku. Öbürü CMYLMZ. Bir söyleşi, bir de konser. Ve son gösterim Fundamentals. Bunların hepsi nerede? D-Smart'ta. Albümlerinizi Mavi Karadeniz TV yapsın. Kliplerinizi çekiyor, tanıtımlarınızı biz yapıyoruz. Reklamlarım, kliplerim daha çok yayınlansın diyorsanız hemen arayın. MKM, Mavi Karadeniz Müzik. İrtibat telefon 0531 965 5542. Yok mu sevdum, yok mu türkümüzü söyleyen? Ha bu gurbet tur bizi yurdumuzdan eyleyen? Yok mu sevdum, yok mu türkümüzü söyleyen?
şampiyon Çaykur Rize. Geliyor Çaykur Rize, görenler alkışlasın. Uğruna bizim takım, açın yolları açın. Çaykur Rize geliyor, Süper Lig'de yer açın. Yeşil, mavi, şampiyon Çaykur Rize. Şampiyon Çaykur Rize. Haydi haydi Çaykur Rize, rakipleri getir bize. Atın golleri ağlara, şampiyonluk gelsin bize. Haydi haydi Çaykur Rize, rakipleri getir bize. Atın golleri ağlara, şampiyonluk gelsin bize. Oy. Çaykur Rize. Evet. Rize'de Vildan Karahan. Eyvallah. Vildan Karahan demiş ki Davut Filoğlu'ndan çal bize. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Vallahi ekran karşısındaki dostlardan da özür diliyorum bu ses konusunda. Ama dedim ya dün bayağı bir ortalığı karıştırınca böyle bir kendimizden de geçtik. Abi Rize Spor'u tebrik ediyorum maşallah. Trabzon Rize maçları olaylı olmaz. Fener Rize'ye 4-5 gol atar ama Fener'e kimse ne diyeyim Fener'e kimse tam da dur al bir şey demez ama Trabzon Spor Rize'ye puan vermese Rize Trabzon'a düşman olur demiş. O düşmanlıklar efendime söyleyeyim o lakırdılar falan. Onlar hep eskide kaldı. Şimdi birlik olma zamanı, şimdi dirlik olma zamanıdır. Hasan Okutan Rize Spor'a birincilikte başarılar diler. Fener şimdi ne yapacak onu merak ediyorum demiş. Eyvallah. Selam Rusya'dan yazmış arkadaşımız. Elmira yazmış. Forma yakışmışsa bir de not düşmüş. Seni rüyamda gördüm. Nasıl gördün beni böyle? Bir aksakalli olarak mı gördün beni? Nedir yani? Mevzu ne? Bir de rüyamda gördüm seni diye. Hayırlara gitsin inşallah. Temel doğum yapacak. Temel'in karısı Fadime doğum yapacak. Ama öncesinde 4 tane kız çocuğu olmuş. Temel dedi ki ha bu da kız olursa seni boşayacağım. Tabii Temel de uzun yola gidiyor şoför. Temel gitmiş uzun yola. Arkadan Fadime doğum yapmış. Bir faks çekmiş ha. Demiş Temel. Allah Allah. Demiş Temel. Çocuğumuz doğdu. Kaşları aynı sen. Gözleri sen. Kulakları sen. Elleri sen. Burnu sen. Ağzı sen. Gerisi ben. Anca öyle anlatmış derdini. Evet. Temel'le beraber Fadime gitmişler. Nereye gitmişler?
Apo değil, Boğaz'ın atmacalarına bak, ne paylaştım. Boğa güreşi yayınlayan kanallara ve sana. Ne yolladılar bana? Yok, konumuzun boğa güreşinden ne alakası var, orayı bağlamaya çalışıyorum da. Altından bir şey çıkmasın sakın. Ben şimdi ona bakayım, ona da nedir diye. Her şeyde atlamamak lazım, biliyorsun değil mi Afo? Aynen öyle, hemen. Dikkatli yürümek lazım Afo kardeş. Teşekkürler hocam, içimizdeki İrlandalılar. Rizeliler yazmış, içimizdeki İrlandalılar. O bir grup yani mu? Fenerli, Galatasaraylı, Beşiktaşlılar. Baba geldi, baba diyor. Ben anlamadım onu. Bu arada Sezer Öztürk, biliyorsun Rize'den bir paçılan nişanlandı. Taraftar da demiş ha ki, enişte bizim paçısa kurban olsun. Sezer Öztürk. Ay ay. Sezer var ya, o çel kafalı da Rize'de oynayan, Beşiktaş'ın altyapısından gelen. O çocuk... Öztürk değil ya, Sezer'in soy ismi ne? Sezer de bildiğin. Uşağa kaş bile yok ya. Hayır. O... Anası babası her şeyden kaçmış, yani malzemeden kaçmışlar. Aa, evet, not geldi. Bakayım, dur bakayım. Hadi bakalım, anla bakalım ne anlayacaksın? Fesane'nin, o şarkı mıdır han? Yok, Ankara'nın bağlarında... Şimdi sana şey söyleyeceğim ben. Evet. Biz Perşembe ve Cuma günü sabah fıkra programı yapacağız Fesane'den, doğru tamam. Mu? Tamam. Olar taşların başından yapalım hani. Öyle mi? Bence öyle. Sen nerede bir kırık taş var? Sen belgeseli izledin değil mi, Fesane Taşları belgeselini? Yok, öyle bir şey mi var? Evet. Ciddi misin? Tabii ya, hazırladık ya belgeselini. Ha, o kadar şeyleri kırınca. Evet evet. Bir de şimdi tabii bizde Giresun karşılaması var biliyorsun. Aynen. Şeyde... Yani bir yerden bir yarım metre havaya zıplayıp yere düştüğün anda... Aynen öyle. Böyle böyle oynayırlar ya. Evet. Kardeşim siz de yani normal ne bileyim... Yani bir zeybek oyunu oynayın. Yavaş yavaş. Ayağın ne bir... Tam buraya düşecekken evet. Buraya zeybek evet. Oyna, ne işin var horonda kudurmanın İstanbul'da, ne anlamı var? İstanbul'da da zeybek yok. Aynen öyle. Zeybekçi yok. Trabzon, Rize, Giresun, öyle mi? Hep onlara, hep horoncular. Evet. Bir de o şeyde Karadeniz folklor ekibi Sinan abi var, oynayırlar. Ha bunlar. Ya arkadaş, bu zaten bunlar kriliyle. Yani gözün onu ne, yani nedir yani? Evet. Balyozdan vur ağa bari. Peki, bu o ayağını vuran folklorcu, o Harem'in klibinde oynayan sakallı çocuk değil mi? O ayağını vuran da, evet. He. O kazıtlı kırabilir mi bu taşları? Bilmiyorum ya. Yani bir şey var ama dur bakalım onu bulacağım. Ay, işin kötüsü Akçabat da geliyormuş bu sene. Folklorun gibi. Akçabat biliyorsun Avrupa şampiyonu mu oldular onlar? Dünya şampiyonu oldular herhalde. Olsun, vatan sağ olsun. Ne yapalım? Aa, bak. Benim... Şimdi bak, burada bir iğneleme var. Ben o iğnelemeyi yakalayamadım. Onu hemen dile getireyim. Arkadaşlar, şu anda bizim yayındaki fotoğraflarımızı televizyondan çekip Facebook ortamında paylaşmışlar. Serdar kardeşim de yazmış ki... bazı yerel kanallarımız Mavi Karadeniz TV'den örnek alsınlar. Adamsın Abdurrahman Uzun, helal olsun sana. Bazıları da değil, boğa güreşi yayınlayın. Tamam, şimdi jeton düştü. Sabah değil, millet değil, safari, boğa güreşi yayınlayın. Ama diyor, bazı yerel kanallarımız da Rize Spor'un bu coşkusunu kutluyor. Millet diyor, Mavi Karadeniz TV'den biraz örnek alsın. Hakikaten öyle. Yani geçen akşam dedim ki, ya böyle zaten dün coşku doruktaydı. Dedim gece eve gidince ya böyle biraz kemence falan izleyeyim diye. Bizim yerel kanalları böyle ardarda sıralanmışım.
böyle dedim ki şimdi yani hep demesinler ki hep Mavi Karadeniz izleyin dedim. Bir sefer de yani bir değişik kanallarda izleyeyim. Ama o değişik kanallarımızı açtım ki bir kaplan bir ceyuğun peşinden koşayız. Sabaha kadar rüyamda koştum peşinden. Arkadaş yani yerel bizim ya yerel kanallara sorayım. Abdurrahman. Kaplanla nereden bir akrabalığınız var? Rize'de, Trabzon'da, Ordu'da kaplan mı var? Yok. Şimdi mesela diğer yerel kanallarımız Atmaca belgeselini yayınlasa başım gözüm üzerine. Atmaca'yı yayınla ya. Bak kaplanı nerede gördün? Adam zürafanın hayatını anlatıyor bak. Bizim uşak zürafayı tanımayın. İyi de Abdurrahman. Bir Atmaca'nın fili kovaladığını sen nerede gördün? Aynen o da var. O da var. Ama bu kaplanı dün MTV ve TRT Spor canlı yayın yapıyor şampiyonluğu. Ama diyor Rize'de bulunan televizyonlar Artvin'den boğa güreşleri yayınlayabilir diye. Kınayırık onları. Diğerleri... Bir şey söyleyeceğim Abdurrahman. Bu kaplanın yaptığı da büyük terbiyesizlik. Aynen. Ceyhun'un peşine. Aynen öyle. Ne gerek var? Kaplan işte o devamlı birilerinin peşine koşar. Arkadaş tuzak kur. Yani bu işi de mi bilmiyorsun? Yani senelerdir koşuyorsun. Olmaya işte. Olmaya. Hayır yani. Bu arada Kenan'ım ben telefonumu bir alabilir miyim? Orada bir şey vardı. Önemli bir şey var benim için. Kurban olayım. Bir onu bir alayım. Dur onu bir alayım ben telefonumu. Kırık telefonum. Yapacak bir şey yok. İyi gidin. İşte bu hayatta ne oldum değil, ne olacağımı diyeceksin. Ben ki iPhone 4 kullanırdım. Millet iPhone 3'ü anlamazdı. Nasıl kullanılıyor? Millet iPhone 3 kullanırdı. Şimdi oldu 5. Şimdi adam iPhone'un 6 kullanıyor. Ama biz halen daha aynen devam. Hasan Engiloğlu selam demiş. Eyvallah. Süleyman Bayzan. Abdurrahman Bey selam. Bahar Hanım'dan bir türkü istiyoruz. Bahar Hanım kimdir? Bahar Hanım kimdir? Bakarım konuya ama dur. Ramazan Şenol İzarcı. Ramazan abi Şenol abi demiş ki. Günaydın kardeşim. Öncelikle Rize Spor'un şampiyonluğunu kutlar. Başta başkanımız Metin Kalkavan ve ekibine Mustafa Denizli'ye. Futbolcusundan masörüne, doktoruna, çatısına kadar... çatısına kadar emeği geçen herkesi kutlarım. Ayrıca senin de uğurlu ayağında Rize Spor'a uğur getirmiştir diyor. Saygılarımla kardeşim Üsküdar Rizeliler Derneği Başkan Yardımcısı Sayın Şenol İzarcı. Kardeşim bu yazdıklarımı da diye oradan oku. Ne demek abi? Sen... Ayrıca sesine kurban olsunlar. Değer Rize Spor'un şampiyonluğuna inşallah şampiyonluğunda sesin eski gücüne kavuşur. Senin nasıl bir Rize Sporlu olduğunu herkes biliyor. Seslerin feda olsun Rize Spor'a. Ayrıca bu ayrıca da bu sesinden kurban olayım demiş. Eyvallah. Ramazan Şenol İzarcı teşekkür ediyorum. Ha Bahar Aynur'dan. Efendim? Bir Giresun karşılaması oynayalım. Bir saniye, hiç sıkıntı yok. Bir saniye, nasıl? Abdurrahman. Konumuz var burada. Sen hiç başkan oldun mu? Bakıyorum hep başkan. Ben başkan sadece şeyde oldum. İlkokulda sınıf başkanıydım. Sınıf başkanıydım. Kaç, ne kadar bir süre yaptın? Ne kadar? Sınıf başkanımız... Ne kadar süre başkanımız? Sınıf başkanımız içeri alınmıştı. Ben onun yerine... 3 ay kadar geçici. Yani vekil olarak idim başkan. Hani demokratik bir yolla gelmedin yani. Yok yok seçimle hırla lan. Ya bir şey diyeceğim size ama. Başkanım. Ben başkanım. Şimdi ha bu hac olayı var. O günden beri sana başkanım mı diyorlar? Yok orada sadece ilkokuldan tanıyanlar beni. Bir sınıf başkanı. Başkanım aynen. Ya adam bir ay bakan oluyor. 30 sene bakanım değiller ha. Yani biz de sınıf başkanıydık yani. Güzel. Bir şeyi söyleyeceğim. Ya bir yolsuzluğa karıştın mı sınıf başkanlığın şeyinde? Karıştım. Karıştım. Tebeşir yolsuzluğu. Tebeşir yolsuzluğu. Tebeşir normalde almayıyorduk. Defteri aldı gibi gösteriyorduk. Hani oradan bir tebeşir vurgunu yapmıştık. Evet. Şimdi
dünyanın her tarafında üç kağıt olabilir. Yani araya adam sokarsın, devreye adam sokarsın, bir şeyler yaparsın her tarafta. Futbolda işte aylardır konuşuldu şike olayları. Her tarafta şike tamam. Şimdi bu hac mevzusunda bile şike var imiş abi. Hacca gitmek için şike yapıyor adam. Şike yapıyor. Aynen öyle. Kimin geçen parmağı akşam... olabilir bu olayda? Nasıl? Geçen akşam bir... Yani Aziz Yıldırım diyeceğim adamın haçla falan çok işi yok yani. Nasıl? Aziz Yıldırım diyeceğim onun haçla falan... Onun hacla falan bir şey. Umre'ye yapayım. Umre. Yani... Hani... Şimdi... işte babam epey bir zamandır yaz oluyor. Hac çıkmıyor ona. Ve üzülüyor da. İnşallah... babama dedim ki ya farklı bir yoldan ben çözmeye çalışacağım baba dedim. Yani çok kurayla. O farklı yol şuydu onu da söyleyeyim. Kasap. Yok kasap masap değil. Babam yani tavuk kesemez kurban olduğum. Şeyde yurt dışında vakıflar var. Yani İslami vakıflar var yurt dışında. İşte Hollanda'da, Almanya'da, işte Fransa'da, Avusturya'da. Ayın 17'sinde Almanya'ya gideceğim. Oradan da programdan sonra pazartesi günü Hollanda'ya geçeceğim. Yani işte orada çok fazla hacca müracaat olmuyor ya. Evet. Belli kontenjanları var. O kontenjanı çoğu zaman dolduramıyorlar yurt dışında. Ama Türkiye'de ve Müslüman ülkelerde başvurunun %10'u falan alınıyor. %10 şeyi alınıyor. Ben de dedim ki hani işte babam pasaport işlemlerini yaparım. Yurt dışındaki o firmadan başvururum. O tarzdan bir şey düşünüyordum. Ama bir baktım ki arkadaş adam diyor ki ya 1000 euro daha fazla verirsen ya biz babanı kuraya muraya sokmaz gönderirim. şimdi o hacılığın da sevabı olur mu o da tartışılır. Yani ne oldu? Şike lan rüşvet lan hacca gittim. Öyle bir şey var rüşvet lan hacca gittim. Ondan sonra tavaf ederken ne diyeceksin? Yani tavafı da şey edebilirsin. 7 tavaf yapman lazım ya. 2 tavaf yap. Ne bileyim bir 200 riyal ver. Saysınlar onu 7 tavaf. Nedir yani? Şeytan taşlarken ne yapacaksın? Şeytan taşlarken orada şeytana atarsın taşı. Şeytan da der ki herkes atayı sen niye atayısın? Çünkü senin de hemen hemen benim kadar şeytanlığın var yani. Ofli'nin hesabı. Ofli evet. Şeytan taşlayı. Kabe'de. Şeytan baktı öyle. Abulüp baktı. Ula dedi tamam Ofli dedi. Herkesi anladım da sen niye taşlayısın? Ofli dedi ki vallahi yani vurmacasına atmayırım. Öylesine atayırım. Aramız mı var? Dur şimdi dur. Çok geçtiysek tamam o zaman reklamlar. Reklamlardan sonra buradaki yazanları okuyacağız inşallah. Haydi bakalım. Thank you.
başındaki siz değerli izleyenlerimiz, herkese merhaba. Yine muhteşem bir kampanya için karşınızdayız. Hatta bizler çekim öncesinde ürün danışmanımız Bülent Bey ile birazcık sohbet ettik. Akıllara zarar bir kampanya yapacağından bahsetti bizlere. Bakalım gerçekten öyle bir kampanya mı olacak? Buyurun Bülent Bey. Evet, teşekkür ediyorum Özge Hanım. Şimdi ekran başındaki izleyicilerimize merhaba dedikten sonra zaten standımızda hangi cihazı tanıtacağımızı görüyorsunuz. Normalde cep telefonu alırken evet, hep dikkat ettiğimiz şeyler vardır. İşte telefonum dokunmatik olsun, çok özellikli olsun, herkesinkinden farklı olsun ve farklı özellikler bulundursun. Garantisi olsun, faturası olsun, hafif olsun, çabuk şarj olsun, geç bitsin falan. Çok şeyler isteriz aslında. Evet, çok ama şeyler istediğimiz zaman da ne oluyor? Fiyat da yükseliyor. Tabii ki yükseliyor. Bu sefer de fiyat çok yüksek geldiğinde kendi bütçemize uygun telefonlar almaya başlıyoruz. Hı hı. Aldığımız telefonla da bu defa en fazla 3, hadi bilemediniz 4 ay sonra çöpteki yerini evet, almaya maalesef başlıyor. Şimdi biz firmayla yapmış olduğumuz sponsorluk anlaşması gereği promosyon ve tanıtım amacıyla şu anda hem az önce gördüğünüz standta benim de elimde var, bir tane açık telefon var. Tamamen dokunmatik. Hı hı. Şarjı en az 4 gün dayanan. Oh maşallah. Bakın 4 gün şarjı dayanan. Yani biz bu telefonu devamlı kullanırken bile 4 gün dayanacak mı? Evet. Harika. Kamerası bulunan. Hı hı. Radyo dinleme özelliği, karasal yayınları, televizyon yayınlarını izleme özelliği ve bu radyo ve televizyonu dinlerken aynı anda izlerken hı hı, aynı anda kayıt yapabilme özelliğine sahip olan müthiş bir cihaz var elimizde. Evet. Çok hafif, oldukça hafif. Bakın siz de buradan evet, standla bir tanesini alabilirsiniz. Gerçekten çok hafif. Son derece hafif. Evet. Dokunmatik, tamamen dokunmatik ekran ve çok farklı menü sistemine sahip birçok uygulama yüklü. Bakın telefonumuzdan bir kez daha göstereceğim. Böyle zaman zaman menülerde izleyicilerimize göstereceğiz. Oldukça farklı özelliklere sahip ancak almaya kalktığınızda dışarıdan el yakan bir cep telefonu. Yani, zaten özellikler fazlalaştığı zaman da fiyat artıyor. Şimdi ben bunun dışarıdaki satış fiyatını söylüyorum. Evet, ben aşağı yukarı tahmin ediyorum. Dışarıdaki satış fiyatı 800 TL sevgili izleyenler. Evet. Fakat ben birazdan numarayı anons ettiğimde, bakın şu anda ekranda bir numara görmüyorsunuz. Numara ekrana geldiği andan itibaren bu telefonu Özge Hanım biz kaç paraya gönderebiliriz? Şöyle bir samimi bir şimdi sizlerden. Bana, eğer bana bırakırsanız Bülent Bey, ben hep izleyenlerimizin yanında oluyorum. Bir 500 liraya gönderelim. 500 liraya gönderelim. 500, cazip olur mu 500? Bence çok cazip. Yani bu kadar peki, özelliğe sahip peki, bir Özge telefon Hanım, için. 450 yaparsak nasıl olur? Müthiş olur. 400 yaparsak nasıl olur? Of, şaka yapıyoruz. 350 diyorum. İnanmıyorum olur. Ciddi misiniz? 300. Gerçekten. Daha da düşüyorum. İrtifa kaybediyorum. Biri tutsun beni. 250 TL'ye değil. Değil. Evet. Kargo KDV ÖTV kapıya anahtar teslim fiyatı, garantili faturalı fiyatı evet, sadece 3 dakika içerisinde hattı düşürebilenlere 199 TL. Gerçekten inanmıyorum, müthiş bir kampanya yaptınız. Hani bu kadar düşebileceğinizi tahmin etmiyordum. 199 liraya düştük ama bitmedi. Kargoyu evet, KDV'yi kattık işin içine. Her hı-hı, şey içinde dedik ama bitmedi. Yanında da tam 100 TL değerindeki İster faturalı hatlarınızda, ister kontrol hatlarınızda kullanabileceğiniz 100 TL'ye satılan 250 dakikalık konuşma paketi de hediye ediyorsunuz. Bedava geliyor. Harika, harika. Yani telefonun fiyatı ne kadara geldi? Evet. 99 liraya geldi. Aynen o şekilde. Gerçekten. 99 liraya bugün ikinci el bir telefon bile alamazsınız. Eski, çok eski modelleri bile alma şansınız yok. Peki bu kampanyaya kimler katılabilir? Türkiye'de oturan, Türkiye'de yaşayan tüm izleyenlerimiz katılabilir. İşte numaramız geliyor ve kampanya başlıyor. 0216 alan koduyla 222 23 45 telefon numaramız. Tekrar ediyorum. 0216 alan koduyla 222 23 45 telefon numaramız. Şu an itibariyle arayanlar elinde görmüş olduğunuz dokunmatik telefonumuzu artı 100 TL'lik kontürümüzü yani 250 dakikalık konuşma paketini sadece 199 liraya alıyorlar. Çağrı bile bırakmaları yeterli olacak. Evet, çağrı bıraksınlar. Hangi numara Özge Hanım? Ekranınızın 0216, altındaki telefon numarası. 222 23 45 numaralı telefondan bizlere çağrı atmanız bile yeterli olacak. Evet, hattı düşürürseniz kapatıyorsunuz. Biz sizi arıyoruz sevgili izleyenler. 0216 222 23 45 telefon numaramız. Tekrar ediyorum. 0216 alan koduyla 222 23 45'e çağrı bile atmanız yeterli olacak değerli izleyenler. Kampanyamız şu anda devam ediyor.
1,5 dakikalık bir süremiz kaldı. 1,5 dakika içerisinde çağrı atmanız bile yeterli. Çok özellikli gerçekten. İşte bakın kamerası, flaşı, yüksek kalite müziklemeniz için hoparlörü. Yine bunun yanı sıra çelik kasası, şarjının en az 4 gün dayanıyor zaten olması. Zaten bu çok önemli. Şarjı zaten uzun dayanıyor ve görüntüsü de çok güzel, çok hafif. Facebook, Twitter, Messenger gibi paylaşım siteleri direkt yüklü telefonumuzda. Yok yok. Daha birçok özelliği bünyesinde barındıran mükemmel bir cihaz. Hediye alabilirsiniz. Eşinize, dostunuza, çocuğunuza karne hediyesi olarak alabilirsiniz. Eşinize, sevdiğinize doğum günü hediyesi olarak alabilirsiniz veya kendinize konforlu, şık bir telefon alabilirsiniz. Bugün 800 lira telefon, evet, artı 100 lira kontür yapar 900 lira. Kargosu, kadinesi, ÖTV'si 1000 TL, yani 1 milyarlık bir seti 199 liraya gönderiyoruz. Son 1 dakika. 199 lira için çağrı atmanız yeterli. 0216-222-23-45 çağrı bırakın, sizleri arayalım diyorum. Gerçekten ben yine, ben çok teşekkür ediyorum Mülens Bey. Dediğiniz gibi hani şaşırtacağım dediniz, şaşırttınız. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Kampanyaya dahil olmak istiyorsanız hemen 0216-222-23-45 numaralı telefondan bizlere ulaşın. Bu harika telefon kapınıza kadar gelsin. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Türkiye'nin en büyük yöresel organizasyonu başlıyor. Haydi Giresunlu, hareketlen, memleketini sahiplen. Giresun'umuzu Giresun yapan her şey Giresun günlerinde. Giresun Valiliği himayelerinde gerçekleşen Giresun günleri Feshane'de. Tüm ilçeleriyle şehrimizin tanıtımının yapılacağı, ticari ve kültürel standların, yöresel doku ve lezzetlerin yer alacağı Giresun günlerinde buluşalım. 2, 3, 4 ve 5 Mayıs'ta Giresun'un kalbi Feshane'de atıyor. Tüm halkımız davetlidir. Yer Feshane, Eyüp, İstanbul. Telefon 0212-447-2828. Organizasyon Giresun Federasyonu. Artık var ya, gençler 24 saat Facebook'ta duruyorlar. Rize'de babası uşağı diyor ki, hey gidi uşağım, ha Facebook açtığın kadar Kur'an'ı açsaydın hafız olurdun şimdiye kadar. Yani herkes kilitlenmiş Facebook'a, 24 saat Facebook'tan yazaylar. Şenol Kaş, Şenol abi demiş ki, selam apo, gidiyor muyuz Rize'ye? Aynen Şenol abi. Ne zaman? Ayın 12'si mi? 12'sinde, 12 Mayıs'ta son maç. Artık o kupa töreni falan da yapılacak orada. Rize'ye gidiyoruz. Bugün bakayım, bugün de o Kağıthane tarafına geleceğim. Sana da uğrayacağım Şenol abi. Öpüyorum seni. Bu arada Kenan şey nerede? O dergiyi ne yaptın? Fuat Bey mi aldı? O, getir bana bir tane ondan, kurban olayım. Aldı çaldığını gitti. 40 tane laf dedi, gene de aldı ne gitti, kurban olayım. Süleyman Bayzan, Rize Spor Süper Lig'de başarılar demiş. Teşekkür ediyorum. Evet, anneanne ile kıymet teyze bizi izliyorlar. Müdavimlerden selam var. Buradan anneanneye, yani eşimin anneannesine, benim de anneannem oluyor. Hem ona hem de Kıymet teyzeye buradan selamlar gönderiyorum. Erkan Ocaklı'dan da bir türkü isteyiler. Erkan Ocaklı'dan da göndereceğim. Buradan ellerinizden öpüyorum. Bir bakayım haricinde. Bir o dergiyi de bir alayım buraya. Bu arada değerli dostlar, bizim Üsküdar Rizeliler Derneği olarak hazırladığımız bir çalışma, iki gün önce yeni sayısı çıktı. Şöyle yakından da gösterebilir misin? Yakından da gösterirsen, Ayane dergisi, Ayane dergimizin 6. sayısı hafta sonu cumartesi günü çıktı. İşte burada da gördüğünüz gibi Ayane dergisinin 6. sayısı ve
INN'in bu ücretsiz dağıtılan bir dergi ve iki ayda bir çıkardığımız editörlüğünü ve genel yayın yönetmenliğini de benim yaptığım bir dergi. Rize ile İstanbul arasında bir köprü vazifesi gören, bir kültür köprüsü vazifesi gören bir dergi bu. INN dergisinin içerisinde özellikle bu sayımızda hem Üsküdar'ı anlatıyoruz. Mesela ilginç konulardan bir tanesi Abdurrahman Karal'ın kaleme aldığı Bahanesi Meçhul Hikayesi ilginç Fatih Mahkemesi. Üsküdar'da bulunan Fatih Mahkemesi'ni konu edinmişiz. Çaykur Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu ile bir söyleşi var. Yine Dursun Ali Taşçı hocamızın kutlu doğum sürecinde olmamız münasebetiyle Efendimiz diye yazdığı ve alemlerin yüzüsü hürmetine yaratıldığı peygamberimizi anlattığı bir yazı var. Üsküdar Belediye Başkan Yardımcımız Şadan Özkaya var. Rize Ticaret Borsası'nın Başkanı Sayın Mehmet Erdoğan bu sayıda konuk ve Rize'de çay ve ticaretle alakalı çalışmaları aktarmış bize. Yöre tanıtımı olarak Ardeşen'i tanıtmışız ilçe olarak ve içerisinde başka nelerimiz var diye şöyle bir bakıyoruz. İşte Ankara'daki Rize günleri var ve konuk olarak Gümrük ve Ticaret Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı ile yapmış olduğumuz bir röportaj var. Bu sayımızda Hayati Yazıcı konuk ve ardından işte Ümraniye'de Hamsi ve Horon şenliğini aktarmışız. Güneysu Derneği'nin bir futbol turnuvası var, onu aktarmışız. Necdet Külünk Bey'in yazdığı Abdestsiz Dolaşılmayacak Şehir Diyarbakır diye Diyarbakır'ı farklı bir pencereden aktarmış bize. Başka şöyle bakıyoruz ve en önemli sayının konusu olarak aylardır tartışmaların devam ettiği Çamlıca'da kurulacak olan yeni cami ve o cami biliyorsunuz bir dernek bünyesinde kurulacak. O derneğin başkanı Ergün Külünk'le yapmış olduğumuz özel bir söyleşi ve Çamlıca'daki caminin bütün bilgileri hepsi INN dergisinin bu sayısında var. Ardeşen'i tanıtmışız. Ardeşen Belediye Başkanı'nı konuk etmişiz. Ve ardından İTO Gençlik Hareketi'nin yaptığı bir organizasyon var. Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un hayatını kaleme aldığımız bir yazı var. Yine Rize'de kurulan bir dernek Hayata Değer Derneği'nin de içeriğini yansıtmışız. Benim kendi tiyatro hocamdır ve yakın bir zamanda kaybettiğimiz Üsküdar'da da çok büyük çalışmalar yapmış ve Müslüman gençliğin, İslami gençliğin tiyatroyla buluşmasını sağlayan adamlardan bir tanesi rahmetli Hasan Nail Canat'la alakalı benim yazmış olduğum bir yazı var. Rize'de pasta ve pastaneler sektörüne farklı bir ivme kazandıran dergah pastanelerinin yazısı var. Ayder Yaylası'nı anlatmışız. Çaykur Rizespor'un Rize'de tek hedef Süper Lig diye bir çalışmamız vardı. Onu aktarmışız. Ve Ardeşen Bayan Handball takımının serüvenini aktarmışız. Laz böreğini tanıtmışız. Yani dostlar anlayacağınız INN dergisi dolu dolu kültürel bir dergi ve 6. sayısı da çıktı. Bu sayıya ulaşmak istiyorsanız, almak istiyorsanız bu sayıdan veya göndermemizi istiyorsanız INN dergisinin Facebook'ta INN dergisi diye bir sayfası var. O sayfada mesajlarınızı yazabilir ve adreslerinizi yazabilirsiniz. INN dergisini size de göndeririz. Ücretsiz dağıtılan bir dergidir. Kültürel bir dergidir. İki ayda bir çıkıyor ve birçok dostumuzun desteklediği bir dergidir. Reklamlarıyla desteklediği bir dergidir. Ve inşallah yeni sayı Haziran'da Rize'ye gidiyoruz. Rize'de uzun uzadıya bir kültürel yazı serüveni hazırlayacağız ve onu aktaracağız. INN dergisi kaliteli kültürel bir dergi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. INN dergisini de tanıtmış olduk.
Evet değerli dostlar. Diyor ki Fevzi Bey gönderdiği mesajın okunmasını ivedi olarak rica ediyor. Birazdan biraz daha dikkat edelim demiş. Bu Fevzi Bey nereye yollamış mesajı onu da merak etmiyor değilim ama hemen bulayım onu. Çünkü teknolojiyi Recep Bey sonuna kadar kullanıyoruz. Burada iPad mi ararsın, bilgisayar mı ararsın, iPhone mi ararsın? Yani her türlü irtibat kuruyoruz. Sevgili kardeşim Nur abla Karadeniz sofrası Çaykur Rizespor'a birinci ligde başarılar diliyoruz demiş. Eyvallah Nur abla Karadeniz sofrasında alkışlıyoruz Müker. İnşallah bugün de ofiste çalışmalarını, pankart çalışmalarını yapacağız. İstanbul'u da inşallah böyle her tarafında süsleyeceğiz. Ve 12 Mayıs'ta da İstanbul Boğaz Köprüsü'ne yeşil mavi bayrağı asacağız inşallah Boğaz'ın atmacaları olarak. Çünkü Rizespor'umuz şampiyon olup Süper Lig'e çıktı. Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Nur abla Karadeniz sofrasına Sayın Fevzi Yazıcı'ya ve bütün Yazıcı ailesine de teşekkür ediyoruz. Çünkü Rizespor bizim en hassas noktalarımızdan bir tanesi. Evet Nüket. Nuki ne haber? Çok teşekkür ediyorum. Telefon bağlantılarını yavaş yavaş alabiliriz. Telefonla dostlarla konuşabiliriz. Selam, iyi yayınlar. Haber verin dört büyüklere. Rize çıktı Süper Lig'e. Harika. Harika. Fatoş Kolay yazmış. Haber verin bütün uşaklara yani dört büyüklere. Rize çıktı Süper Lig'e. Hasan Okutan Rize Spor'a birincilikte başarılar demiş. Teşekkür ediyorum. Gelenlerin vallahi hepsini okumaya gayret ediyorum sizden gelenleri. Telefonları da alacağız şimdi. Telefonlarla da muhabbet edeceğiz. Recep Bey. Recep Bey çok teşekkür ediyorum Sayın Recep Yazıcı. Bir bakayım ha böyle. Hop. Evet. Telefona bakacağım şimdi. Alo. Bekliyoruz onu meşgul ama. Alo. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kimle görüştük? Abdurrahman Bey, alışkanlık haline geldi herhalde. Daha evvel de görüşmüştük seninle. Eyvallah. Ben Mustafa Aküz İstanbul Ümraniye'den arıyorum. Mustafa Aküz Ümraniye'den. Ne yapıyorsun Mustafa abi Ümraniye'de? Sağ ol Urban. İşte geziyoruz, oturuyoruz. Dedi ki emekliyiz daha evvel. Tabii onların hepsini hatırlayamazsın. Bir sürü insanla görüşüyorsun. Herkesin söylediğini nasıl aklında tutarsın? Abdurrahman Bey, aklıma gelen bir şey var. Hemen onu anlatayım da. Buyur. Seni fazla meşgul etmeyeyim. İşin yoğun senin. Estağfurullah. Sen daha evvel hani bu spor olaylarına dönmem bir daha beni zorlan çekmeyin buna uğraşmayın demiştin de hani. Evet. Ben de şöyle bir şey geldi aklıma. Küçük bir çocuk koşa koşa gidiyor babasına diyor ki anne. Baba diyor annem kara bir çocuk doğurdu. Evet. Oğlum dedi Arap'ın bize komşu olduğu zaman anlamıştım zaten onun öyle olacağını. Ne oldu? Şimdi senin beni çekemezsiniz. Beni. Anladım. Tamam. Sporun içine çekemezsiniz beni diyordun. Ama ne oldu? Hemen mecburen işin içine girdin. Girmek zorundasın yani. Başka şey yok bunun. Aynen öyle. Biz de öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. İyisin. Programının çok hayırlı, daha güzel olmasını dilerim. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Zamanını dağılmayayım. Hadi Allah'a emanet ol. Allah razı olsun. Sağ olasın. Evet. Mustafa abi böyle bir hışımla geldi geçti. Peh 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 diyor ya. Aynen öyle bir hışımla geldi geçti. Ben ne demiştim? Beni sporun içine çekemezsiniz mi demiştim. Vallahi ben hiç o sporun dışında hiç kalmadım ki. Yani özellikle de Rize Spor'un ve Trabzonspor'un konusu geçtiği zaman hiç dışarıda kalmadım. Hep olayın içindeydim. Sonuna kadar da orada olacağız. Yani geçen sene işte buradan
Sabah uçağına binip Rize'ye gittik. Akhisar maçına yenildik, geri geldik. Ondan sonra da lanet olsun dedim. Daha hiç bir yere gitmeyeceğim dedim ama o zamanki öyle o kızgınlığımızdan söylemiş olduğumuz laf idi. Gene mevzubahis Rize Spor olunca bütün akan dereler duruyor. Verilen sözlerin hepsi yutulup gidiliyor. Ve ondan da rahatsız da değilim. Alo. Abi selamun aleyküm. Aleyküm selam. Cengiz Özdemir, İstanbul. Nasılsın abi, iyisin? Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Sen nasılsın abi? Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Çay içiyorum, seni izliyorum abi. Rize Spor'a da Süper Lig'de başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Çay mı içiyorsun? Evet, çay içiyorum abi. Seni izliyorum. Keyfiniz keyfanasını satayım. Verdiniz çayın gözüne. Her sabah izliyorum abi seni. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Var mı söyleyeceğim bir şey bize? Rezervimden bir parça istiyorum. Hey gibi hey. İnşallah yayınlarız. Kendine çok çok iyi bak. Görüşmek üzere abi. Başarılar abi. Kolay gelsin. Eyvallah. Vallahi ben çok fazla şey yayınlamıyorum. Müzik yayınlamıyorum. Zaten dikkatli ediyorsunuz. Biraz daha böyle 1,5-2 saat genelde sohbetle gidiyoruz. Daha çok fıkra anlatıyordum ama bugün böyle biraz tatlı bir yorgunluk var. Rize Spor'un yorgunluğu var üzerimizde. Biraz daha dilimiz döndüğünce Rize Spor'dan bahsettik. Ondan da bahsetmeye de devam ediyoruz. İnşallah yarın sabah 10-12 arasında full fıkrayla gideceğiz. Şimdi telefonları biraz dinlemeye gayret ediyoruz. Alo. Alo. Bayram Ali. Alo. Bayram Ali Büyük Rize. İyi günler. İyi günler. Nasılsın abi? Merhaba. Sağ ol kardeşim Apo. Sen nasılsın? İyisin inşallah. Çok teşekkür ediyorum Bayram Ali abi. Televizyonun sesini kısıp i̇nşallah. Beni telefondan duy abi. Tamam. Tamam mıdır? Tamamdır. Bayram Ali abi, Rize'nin neresinden? Abi, bak Bayram Ali abi. Aynen. Şimdi belki kızaysın bana ama televizyonun sesini kısmadığın müddetçe biz burada düzgün bir telefon bağlantısı yapamayız. Ve çok fazla da hatlar karışmaya başlayınca arkadaşlar mecburen yayından alıyorlar. Onun için bize telefonla bağlanan dostlar televizyonların sesini kıssınlar veyahut da televizyonun olmadığı bir yerden konuşsunlar. Ancak o şekilde bağlantı kurabiliriz. Zaten zor düşüyor. Düşünce de televizyon muhabbetine girdiniz mi işin içinden çıkamayırım. Telefonlara devam edebiliriz. Alo. İyi günler. İyi günler. Ağacım hayırlı yayınlar diliyorum ilk başta. Teşekkür ediyorum. Hayri Dikiş İstanbul. Evet. Hayri, İstanbul'un neresinden? İstanbul Bağcılar. Bağcılar, ne yapıyorsun orada? Ben şu an farklı bir yerdeyim. Bir Karadeniz memleketinde gene Sinop'tayım. Sinop'tasın. Evet. Ne yapıyorsun? Geziyor musun? Ne ediyorsun? Geziyorum, tatil yapıyorum. Ha bu. Ben şunu söylemek için aradım abi. Buyur. Ben şu an koyu bir Beşiktaşlıyım. Evet. Ama şu var ki ben dört büyüklerde Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray bu tarz takımlar değil. Rize'ye başarılar diliyorum Süper Lig'de. Çok Rize teşekkür. Gibi Anadolu takımlarını görmek istiyorum her zaman. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Sana biz hayırlı tatiller diliyoruz. Teşekkür ediyorum. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet, kendisi de dört büyüklerden bir tanesini tutayı. Ama diyor ki ben diyor onların yerine Anadolu takımlarını görmek isterim diye. Eyvallah, teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Ve devam ediyoruz. Bu sezon inşallah. Bu arada Kayseri'den iki takım oluyor değil mi şeyde? Ha şimdi 1461'de playoff'tan çıkabiliyor mu? Sattıkları zaman çıkacak.
Ha, hem Kayseri Spor hem de Kayseri Erciyes gibi olacak. Ama bir ara şey vardı, Ankara Gücü'yle Ankara Spor muhabbeti vardı. Ankara Spor'u küme düşürmüşlerdi. Sahibi aynı olmayacak. Ama onun için herhalde bir belirli bir süre var. Yani bu süreden önce el değiştirmesi gerekiyor ama herhalde 1461 o değişimi yapmadı. Ha, yani onunla ilgili herhalde bir şey var. İnşallah da 1461'de olsun, efendime söyleyeyim Akçabat Sebat'ta olsun, ne bileyim Çayeli Spor'da olsun, Artvin'de olsun, Of Spor olsun, Giresun olsun, hepsi olsun orada yeter ki. Yani bizim Karadeniz takımlarından orada ne kadar çok olursa bizim için o kadar daha iyidir. Ama şunu da söyleyeyim, bir Rize Spor taraftarı olarak göğsümü gere gere şunu söylerim ki Trabzonspor bizim bölgenin tabiri caizse Real Madrid'idir. Yani Trabzonspor bizim bölge takımlarının lokomotifidir, ağabeyidir ve İstanbul takımlarını da dize getirmiş bir kulüptür. Onun yanında işte Rize Spor, işte Akçabat, Samsun, Ordu, Giresun bunlar da olsa hakikaten tadından yenmez. Bundan önce kulaktan kulağa gelen, hani tabiri caizse kulaktan dolma bir sürü fuzuli bilgi vardır. Yok işte şu tarihte şunu yapmış idi de bunu yapmıştı, filanzaya maç verdi, birinden maç almadı. Bunların hepsini koyun kenara ve birlikten güç doğarı algılamaya çalışalım. Bugüne kadar özellikle futbol adına aramıza ekilen nifak tohumları var. O tohumlara yeşerme imkanı tanımayalım ve birlik olalım. Bizim özellikle bölgede birlik olalım. Yani şunu da söyleyeyim, Trabzonspor'un da bu bölge takımları içerisinde ağabeylik yapması lazım. Mesela 1461'den gelen o sakallı uşak var idi. Sercan mıydı? Ha? Sercan. Ha bir de Eren. Mesela Eren dün manyak oynadı. Sercan cezalıydı. Mesela Sercan'la Eren Albayrak 1461'den geldiler Rize Spor'a ikinci yarı. Ve şampiyonluk sürecine büyük katkılar sağladılar. Mesela Sernat. Sernat 10 numara katkı sağladı. Yani işte böyle paylaşmak birbirinle. İyiliği, güzelliği paylaştığın zaman çok güzel şeyler yapıyorsun. İnşallah daha da iyi olacaktır. Ve tekrar da söylüyorum. Bu kulaktan dolma aranızdaki şeyleri kaldırın. Millete prim vermeyin. Evet, devam ediyoruz Nüket. Bir Erkan Ocaklı yayınlayacağım. Bizim anneanneyle Kıymet teyze de bekliyor. Onlara bir Erkan Ocaklı gönderdim. Bir telefon var, ondan sonra onu da alalım. Alo. Alo. Mustafa Demirci, İstanbul. Efendim, hayırlı günler. Rize Spor'u baştan tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Yani sizin için ne söyleyeyim? Yani böyle yine güzel bir gün, yine güzel bir program. Ey benim güzel kardeşim Abdurrahman. Size sadece Karadeniz değil, bütün Türkiye hayran. Estağfurullah. Çok teşekkür ediyorum Mustafa abi. Şimdi Abdurrahman kardeşim, yani çok güzel sosyal bir program da yapıyorsunuz. İnsanları aydınlatıyorsunuz. Hakikaten bunun üzerine sizin gibi program yapan yok. Estağfurullah. Sağ olasın abi. Dilimiz döndüğünce bildiğimiz ne varsa onları paylaşmaya gayret ediyoruz. Çok cesaretle bu Umre olayında, Karotaşı olayında çok güzel mesajlar veriyorsunuz. Sizi çok tebrik ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Cümlemizden. Çok teşekkür ediyorum Mustafa abi. Çok sağ olasın. Fesaniye'de geleceğim. Birebir de sizle görüşmek istiyorum. Eyvallah. Ne demek? O güzel elinizi sıkmak istiyorum. Eğer müsaade ederseniz. Abi onur duyarım. Perşembe ve Cuma günü sabahları Fesaniye'de olacağım. Onda. Onda mı? Aynen. Saat 10'la 12 arasında orada olacağım. Ve Fesaniye'deki Giresun günlerin evet, süresince de orada olacağım. Oradaki ben bütün dostlarım. Dinliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben bir Trabzonlu olarak Rizelileri ruh gibi ikizimiz olarak görüyorum. Bütün Karadeniz'i, bütün Türkiye'yi seviyorum. Ayrım mayrım yok. Ayrım yapanlara da şiddetle karşı geliyorum. Hepinize saygılar diliyorum. Hayırlı günler. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, saygılar. Evet Mustafa abi, güzel duyguların için teşekkür ediyorum. Vallahi dilimiz döndüğünce buradan doğru bildiğimiz ne varsa
onları aktarmaya çalışıyoruz. Rahatlığımız şu, bundan önce de söyledim. 7 senedir biz televizyonda bölgemiz adına program yapmaya gayret ediyoruz. 7 senedir göbeğimizi hiçbir tarafa bağlamadık. Bundan sonra da bağlamayı da düşünmüyoruz. Doğru bildiğimiz ne varsa onu söyleyeceğiz. Bizim doğrularımız birilerine yanlış gelebilir. Ona da sonuna kadar da saygı duyuyorum. Ama büyüklerimizden, anneannemizden, babaannemizden, dedemizden, nenemizden, babamızdan, annemizden, amcalarımızdan ne öğrenmişsek onu aktarmaya çalışıyoruz burada. Yöre adına güzel bir program yapmaya, yer doldurmaya gayret ediyoruz. Erkan Ocaklı'dan, rahmetli Erkan Ocaklı'dan güzel bir türkü dinleyeceğiz. Ardından reklamlarımız var. Reklamdan sonra buradayız. Haydi bakalım. Annem var ne babam Uygur betelde yalnızım. Ne annem var ne babam gurbetelde yalnızım. Bir heminem var idi ondan ayrı kalmışım. Bir heminem var idi ondan ayrı kalmışım. Oy oy. Çok güzeldir oy bir tanedi bir taneyi. Eminem çok güzeldir bir tanedi bir taneyi. Gözlerim ercan gibi saçları tane tane. Gözlerim ercan gibi saçları tane tane. Oy oy. Ben ölürsem uşakları yeminem ne edeceğim?